Kurtarım böyle bu tarafa aldı. Nasıl alacaksın yani? Yanına geçin abi. Buyurun efendim. Ha mesela. Öğrendi. Büyük lütuflarından biri olan Gaga Gölü'nde Fassa'mıza, güzel Fassa'mıza kazandırmanın mutluluğu içindeyiz. Tıpkı bir kayalık olan, kimsenin, çoğu kişinin farkında olmayan Fassa Adası gibi burayı da yeni bir destinasyon olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bir dantel işler gibi buraya büyük özen gösterdik. Kurullardaki tartışmalarımız, onları ikna etme sürecimiz, saygı da duyuyoruz. Çünkü burası gerçekten çok güzel bir yer. Burayı çakıl taşlarına varıncaya kadar ince ince görüşerek burayı mezbelledik bir halden. Biraz önce belki gördünüz yol kenarında hani bir çöp müzesi açın deseler öyle bir müzeyi açacak kadar malzememiz var. Su bidonları, rezalet şişeler, cam kırıkları, her şey, sepetler, ne varsa. Yani tıpkı Durugöl'de, Ordu'daki Durugöl'de olduğu gibi. Durugöl'de kurtardık. Bunları biz burada hizmetinize açıyoruz. Neler yapıldı? Bir kere 65 dönümlük bir alan var burada, göl var. Ve bunun dışında da 11,5 dönüm yeri kamulaştırdık. Parasını ödedik, aldık. Yoksa burası bir inşaat alanı haline gelebilirdi. Tıpkı Ünye Çamlık gibi. Tıpkı Durugöl gibi, tıpkı Belde Otel gibi. Yani rant peşindeki adamlara karşı biz burada bir savaş verdik. Demokrasi savaşının dışında bu aynı zamanda bir rant savaşı. Biz burayı kurtardık. Büyük mücadele kurtardık. Öyle konuşur gibi olmadı bu işler. Yani buraya çok engel çıktı. Buralar başka türlü kullanılmak üzere planlanmıştı anladığım kadarıyla. Bu oyunu bozduk. Buraya bir tane 35 metrelik iskele yaptık. Bir tane 8 metrelik daha yaptık. Şurada gençler resim çektirsin diye güzel bir platform yaptık. 95 tane ağaç diktik. Şeyleri saymıyorum, ağaççıkları saymıyorum, çiçekleri saymıyorum. Bir piknik masalarıyla beraber burası çok güzel bir yer oldu. Aydınlattık. İnşallah yazın burası dolup taşacak. Bunlar çok önemli şeyler. Fakat öyle oluyor ki bize deniyor ki efendim şuraları işte balıkları koruyalım. Arkadaşlar burada biraz sonra göreceksiniz. Balık tutmayla ilgili bir sürü sepet vardı burada. Örülmüş. Yani burada kaçak göçek işler de yapılıyordu. Bunları kaldırdık. Tabii buradaki en önemli işlerden bir tanesi burayı hepimizin bir de koruması. İşte orada hepimize rol düşüyor. Bunun için illa çevreci olmamız gerekmiyor. Vicdanlı olmamız, saygılı olmamız, inançlı olmamız, tabiatın içinde bunun her birinin bizim parçamız olması yeterli. Onun için bunu hep birlikte yapacağız. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun diyorum. Kazadan beladan bizi koruması dileğiyle. Ya Allah, bismillah. Allah'ımıza hamdolsun. Evet efendim.